Bugün AirPods'a alternatif uygun fiyatlı bir Bluetooth kulaklık inceleyeceğiz. Kulaklık arkadaşlar Snoopy'nin TV'ye 06 isimli modeli fiyatı şu anda internette 200 ila 300 lira arasında geziyor. Yalnız arkadaşlar 200 liraya satan gördüğüm sadece bir yer vardı. Ben yine açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Çoğu yerde 300 liraya satılıyor. Tükenir mi, fiyat artar mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden almak isteyen arkadaşlar Bence biraz acele ederse daha iyi olur. Ama önce videomuzu izleyin. Bakımın her videomda söylüyorum. Şimdi kulaklığın kutusunda direkt olarak tasarımına yer verilmiş zaten arkadaşlar. Simsiyah ve altın rengi detayları var kulaklığın. Bence tip anlamında AirPods'tan çok daha havalı gözüküyor. Eminim birçoğunuz da benimle aynı fikirdesinizdir. Şu anda zaten internette bu kulaklığın fotoğrafını görünce gerçekten beni bayağı bir cezbetti. Bu fiyat seviyesinde arkadaşlar birçok çakma posta satılıyor mesela ama ben size biliyorsunuz hiçbir zaman çakma ürünler almanızı tavsiye etmiyorum sağlık açısından. Onun yerine bunun gibi orijinal kulaklıklar almak çok daha faydalı oluyor. İsterseniz gelin bir bakalım bu kulaklık bize bu fiyata neler sunuyormuş. Öncelikle ürün çok kaliteli bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ön yüzeyinde şöyle bir karton var. Bunu çıkardığımız zaman kutunun kendisine geliyoruz. İşlemeli sert bir kutu. Kaldırdığımız zaman kullanım kılavuzumuz bizi karşılıyor. İçerisinden siyah bir kutumuz çıktı. Kulaklığın kendisi gibi. Bu kutuda büyük ihtimalle şarj aleti var. Aynen öyle. Şarj aletimiz daha doğrusu şarj kablomuz. Micro USB halk arasında Samsung şarj aleti olarak geçiyor bu. Açıkçası Type-C olabilirmiş. Kesinlikle Type-C çok daha iyi olurmuş. Ve tabii ki kulaklığımızın kendisi bizi karşılıyor. Dediğim gibi paketleme oldukça güzel. Öncelikle kutusunu çıkarmak istiyorum. Burada bir jelatinimiz var. Hemen açalım. Kutusu parlak bir plastikten yapılmış. Malzeme kalitesi hiç fena değil. İçi dolu hissettiriyor böyle. Kalitesiz bir hissiyat yok. Kapağın açılıp kapanma hissiyatına bakalım. Oo. Evet Kapağın açılıp kapanma hissiyatı bayağı top. Mıknatısı özellikle çok sağlam. Sesini de dinletmek istiyorum. Size bakın kapağı açtım. İşin ilginç tarafı arkadaşlar kapağı göründüğü üzere arkadan silikon gibi bir malzeme ile tutturulmuş ve istediğiniz yöne doğru açabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde de açabiliyorsunuz. Bıraktığınız andan itibaren kapak yerine oturuyor. Gerçekten ilginç bir tasarım ilk defa görüyorum açıkçası. Aynı zamanda dikdörtgen bir yüzeye sahip, keskin hatlara sahip özgün de bir tasarımı var bence. Gelelim kulaklıklarımızın kendisine. Evet parıl parıl parlıyor. Simsiyah bir yüzeye sahip. Altında, üstünde altın renginde detaylarımız bulunuyor. Yine kulaklığımızın kutusunda olduğu gibi keskin dikdörtgen yapıda hatlara sahip kulaklık. Açık ara benim tasarım anlamında en çok beğendiğim kulaklıklardan birisi oldu. Şimdi kulaklıkları kutusuna koymak istiyorum. Kutusuna koyduğumuz zaman direkt olarak ışıkları yanıyor. Bakın şurada mavi ışık yanıyor ve kulaklıkların üzerinde böyle çok hafif kırmızı ışıklar yanıyor. Hatta kırmızı ve mavi renklerinde yanıyor diyebilirim. Bu kulaklığın üzerindeki ışıklar aslına bakarsanız kulaklığı böyle eşleştirme anınızda eşleşti mi, eşleşmedi mi, bağlantısı oldu mu, şarj oluyor mu gibi durumları anlamanız için koyulmuş. Fakat ben yine de kulaklıkların üzerindeki ışıkları pek sevmiyorum arkadaşlar. Tabii ki kulaklığı kullanırken bu ışıklar sönüyor. Bunu da belirtmemde fayda var. Yani sürekli böyle kırmızılı mavi ışıklarla gezmiyorsunuz. Sadece bağlanma aşamasını anlamanız için var bu. Bunun yanı sıra evet kulaklığın kutusunun mıknatısı çok güçlü dedik. Fakat kulaklıkların kendi kendi mıknatısı kutusuna göre biraz daha az güçlü. Yakına gelince mıknatısı çekiyor. Bence kulaklığı fiziksel olarak yeterince anlattık. Şimdi gelelim asıl önemli kısma ve bunun ses performansına hep beraber bakalım. Bluetooth ile eşleştirmesi kolay mı değil mi? Hemen denemek istiyorum. Kulaklıkları kutusundan çıkardım. Bakalım gözükecek mi şu anda? Sanırım tuşuna basarak eşleştirmemiz gerekiyor bunları. Tuşunu da göstereyim arkadaşlar. Hemen şurada tuşu bulunuyor. Bakın bu gördüğünüz altın sarısı bölüm aslında bir tuş. Evet burada bluetooth aygıtımız göründü ve kulaklığımızı bağlamış olduk. Bence gayet basit bir şekilde bağlanıyor. Zaten ilk eşleştirmeyi yaptıktan sonra kutusundan çıkardığınız gibi arkadaşlar telefonunuza bağlanıyor. Hemen müzik dinleyeceğim. Her kulaklığın bir karakteristik yapısı vardır ya. Bununkini anında çözdüm arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim sizlere. Kulaklıkta kesinlikle bir tiz karakter var. Yani bu kulaklıkta baslar neredeyse hiç yok diyebilirim. Daha tiz bir karakteristiğe sahip olduğu için arkadaşlar özellikle klasik müzikler dinlerken Video izlerken ne bileyim film izlerken podcast dinlerken tatmin edici bir performans veriyor. Zaten kulaklığın dediğim gibi karakteristik yapısı da tam olarak bunlar için ayarlanmış gibi gözüküyor. Fakat iş baslı müziklere geldiği zaman bir şey beklememeniz gerekiyor. Sürekli baslı müzikler dinliyorsanız ve bas sizin için bir kulaklıkta çok önemliyse arkadaşlar maalesef bu kulaklıktan aradığınız performansı bulamazsınız. Fakat eğer ki baslı müziklerle falan bir işiniz yoksa kulaklıkta gayet temiz sesler var. Tamamiyle kişisel tercihlere dayanan bir durum. Video izleme, film izleme demişken kulaklıktaki ses gecikmesi de önemli arkadaşlar. Gelin bir video açalım. Kulaklıkta ses gecikmesi var mı? Böyle bir kulaklıkta biz genellikle film vesaire izleyeceğimiz için bu bizim için gerçekten önemli bir konu. Bluetooth 5.0 var. Çok bir gecikme olacağını düşünmüyorum. Şu anda bir videomu açtım. Ağız hareketlerime dikkatli bir şekilde şekilde bakmanızı istiyorum. Kulaklığı yaka mikrofonuna tutacağım ve ses gecikmesini bizzat kendiniz deneyimlemiş olacaksınız. Evet şu bu boyutunda akıllı bir çubuktan bahsediyorum. Ürün bana arkadaşlar yurt dışında. Gördüğünüz herhangi bir sıkıntı yok. Sadece neredeyse bütün bluetooth kulaklıklarda olan ufak böyle çok ufak bir ses gecikmesi var. O da gayet normal. Zaten kulaklık bluetooth 5.0 arkadaşlar söylediğim gibi. Ses yüksekliği ve yalıtım konusu nasıl? Bu konuda bence kulaklığın en güzel özelliklerinden birisi zaten. Kulak içi kulaklık olmadığı için hem herhangi bir rahatsızlık vermiyor hem de kulaklığı takıp işte sokakta yürürken dış sesleri de duyabiliyorsunuz. Zaten bizim Tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu kulaklığı tercih etme sebebimiz de bu. Bazı kulaklıklarda dış sesleri duymak istemeyiz. Bazılarında duymak isteriz. İşte bu tür kulaklıklarda bunlardan birisi. Ses yüksekliği de gayet yeterli yani sizi sağır edecek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. O konuda da bir sıkıntı yaşamazsınız. Üzerindeki tuşları denemek istiyorum. Bakın mesela şu anda Spotify'dan bir müzik dinliyorum. Tuşa iki kere bastığım zaman direkt arkadaşlar başka bir şarkıya geçti. Bunun gibi bu tuşa basarak farklı işte müziği durdurabiliyorsunuz. Şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Bir önceki şarkıya geçebiliyorsunuz. Böyle fonksiyonları var. Bakın dediğim gibi bir tuş dokunmatik bir yüzey değil. Ben kulak içi kulaklıklarda dokunmatik olmamasını gerçekten büyük bir dezavantaj olarak görüyorum. Neden? Çünkü siz bastığınız zaman buna böyle kulağınızın içine bir baskı yapıyor ve sizi rahatsız ediyor. Fakat arkadaşlar bu zaten kulak içi bir kulaklık olmadığı için tuşa basarken herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Yani kulağın içine baskı söz konusu değil. O yüzden bir sıkıntı oluşturmuyor. Yine de arkadaşlar sizin kendi tercihinize kalan bir durum. Başka değinmediğimiz ne kaldı? Tabii ki de kulaklığın mikrofonu. Telefonla görüşme performansı nasıl? İşte tam olarak bu şekilde. Telefonla görüşürken arkadaşlar karşı taraf sesinizi bu şekilde duyuyor. Şu anda da sesini zaten kulaklığın mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Artık yorumu size bırakıyorum. Bence mikrofonu bir bluetooth kulaklığa göre fiyatını da göz önünde bulundurduğumuz zaman hiç fena değil. Telefon görüşmesi yapılabilir. Gelelim batarya durumuna. Şimdi batarya durumunda kulaklığın kutusunu zaten boyutundan da anlayabileceğiniz gibi gayet güzel bir kapasitesi var. 500 miliamperlik batarya ile geliyor. Her bir kulaklıkta da 45'er miliamperlik batarya bulunuyor. Yani batarya konusunda da gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Sanırım yaklaşık 1 saatte şarj oluyor. 6 saat gibi de bir kullanım süresi sunuyor size. Yeterince bence inceledik. Kulaklığın kimlere göre olduğunu kendi yorumlarımla anlatıp artık videoyu bitirmek istiyorum. Kulaklık arkadaşlar gerek kulak içi olmayan yapısıyla ve ses karakteristiğiyle bence tam olarak bir günlük kullanıma uygun kulaklık diyebiliriz. Yani bununla günlük işlerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Bas arayışınız olmadan Müzikler de dinleyebilirsiniz. Filmler izleyebilirsiniz, videolar izleyebilirsiniz. Ortalama kalitedeki mikrofonuyla telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Bence bu fiyata alınabilecek bir AirPods alternatifi olmuş. Özellikle tasarım anlamında da çok dikkat çektiğini söyleyebilirim. Lütfen siz de bu kulaklıkla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bahsetmekten çekinmeyin diyorum. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.